Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Fahrettin Oğuz Tor. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 443 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının birinci maddesi üzerinde verilen önerge hakkında MHP grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle sizleri selam ve saygılarımla selamlıyorum. Tasarının özü serbest bölgelerin iyileştirilmesine yönelik olsa da 24 maddelik tasarı yürütme ve yürürlük maddeleri dahil 15 maddeye düşürülmüştür. Bu tasarının gerekli titizlik gösterilerek hazırlanmadığının açık delilidir. Tasarı, serbest bölgelerin ülke ekonomisine katkısı ve fonksiyonlarından ziyade bazı serbest bölgelerin faaliyetlerinin desteklenmesi ve bölgelere verilen imtiyazların kullanılması üzerine yoğunlaşmıştır. Bu yaklaşım maalesef serbest bölgelerden beklenen faydayı sağlamayacaktır. Tasarının söz konusu maddesi komisyonda etraflıca tartışılmıştır. Bu sebeple ben ülkemizin genel durumuna başlıklar halinde kısaca değindikten sonra meseleye nereden başlanması gerektiği konusunda açıklamalarda bulunacağım. Değerli milletvekilleri, asgari ücrete bile razı olan üniversite mezunu işsizler, her gün kapımızı çalan ne olursa olsun iş diyenler, iş aradığı halde bulamayıp umudunu yitiren yüz binlerce işsiz, hülasa tarihi rekor kırmış işsizlik oranı ülkemizin gerçeğidir. İşsizlik konusunda bıçağın kemiğe dayandığının nihayet fark edilerek patronlara işe alma, işsizliği gümbür gümbür indirme çağrısı yapılması işin ciddiyetinin nihayet anlaşıldığını göstermektedir. Yeterince üretmeyen ekonomi, yarınının ne olacağını bilemeyen milyonlar, had safhaya ulaşmış israf, kamuda taşeron işçisi olabilmek için bile parti referansı istendiği, bu sabah itibariyle 4.464 kişinin daha işine son verildiği, kısaca Şubat 2017 Türkiye'sinin içinde bulunduğu hazin manzara budur. Tabii ki dilin kemiği yoktur. İsteyen istediği gibi değerlendirmelerde bulunabilir. Yıllardan beri trilyonlarca kamu bütçe gelirini harcandığı, bizatihi görevi de bu olduğu halde yol yaptık, köprü yaptık, okul yaptık, uçak aldık, maaşlar artırdık diye övünülebilir. Ama acı bir gerçek var ki bugün itibariyle dolar 3,73 TL'dir, avro 3,98 TL'dir, işsizlik 11,8'dir. Eğitimin kalitesi yerlerde sürünmektedir. Özel hastanelerde dar gelirlinin muayene olması adeta ortadan kalkmıştır. Yıllık enflasyon 9,22'dir. Nüfusumuzun bir önceki yıla göre 1.073.000 kişi çalışma çağındaki nüfusun bir önceki yıla göre %1,6 arttığı, yeni yılda ekmek ve aş isteyen sayısı mevcutlara ilaveten yaklaşık 320.000 kişi daha artmıştır. Buna rağmen 2016 üçüncü çeyrekte yurt içi hasıla bir önceki yılın aynı dönemine göre hem Türk lirası hem de dolar bazında gerilemiştir. Hane halkı tüketim harcamaları %3,2 azalmıştır. Yani hane halkı fakirleşmiştir. Aynı dönemde devletin nihai tüketim harcamaları ise %23,8 artmıştır. Mal ve hizmet ihracatı %9,2 azalmış, ithalat %2,4 artmıştır. Acı ama gerçek, gelinen noktada ekonomik, sosyal olarak ciddi sıkıntılar vardır. Değerli milletvekilleri, başımızı elimizin arasına alıp düşünmenin zamanı geçmektedir. Geleceğimizi, çocuklarımızın istikbalini düşüneceksek, samimiyetle en baştan başlayarak çok çalışmak, israfı önlemek, tasarruf yapmak zorundayız. Günü kurtaracak tedbirlerle geçirilecek zaman yoktur. Kesinlikle iç ve dış iş çevrelerine güven vermek lazımdır. Kesinlikle bugüne kadar yapılan yanlışlıklardan kaçınılmalıdır. Firmayla elemanı olabilmek için dahi parti referansı istemenin, ayrımcılığın bu ülkeye faydası olmamıştır. Bunun görülmesi lazımdır. Bürokrasi de adil davranılmalıdır. Yıllarını canla başla çalışarak geçirmiş dürüst, ehliyetli insanların önleri kapatılmamalı, heyecanları yok edilmemelidir. Ünvan yükselmelerinde parti referansının
sendika referansının yegane tercih olması derhal terk edilmelidir. Yolsuzlukla etkin mücadele edilmelidir. İktidarın terörle mücadele, Suriye konusunda geldiği nokta fevkalade önemlidir. Desteğimiz tamdır. Keşke geçmişte muhalefetin tenkitlerine kulak asılsaydı da tahribat daha az hasarla atlatılabilseydi. Aynı duyarlılığın yolsuzluk konusunda, işin ehline verilmesi konusunda, adaletle hükmedilmesi konusunda gösterilmesini bekliyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Tor.